Genel Gündem'den merhaba. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın başını uzun süredir ağrıtan azledilme sürecine dönük son haftalarda yaşanan gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapması planlanan gezisini, gezinin yapılıp yapılmamasına dönük soru işaretlerini arttıran Kongre'den geçen yasa tasarılarını ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam ABD siyasetinde hareketli haftalar yaşıyoruz. Özellikle Kongre cephesinde. İsterseniz öncelikle Türkiye'ye değinmeden önce Trump'ın geleceğini yakından etkileyen bir süreçten bahsedelim. Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azline dönük soruşturmanın başlatılması için azil sürecini başlatan soruşturma tasarısı kabul edildi. 196 karşı oya karşı da 232 oyla kabul edildi. Yani demokratlar bir blok olarak oy kullandılar. Hatta Trump ben cumhuriyetçilerin bir tanesinden bile evet'e dönük bir oy almadım diyerek kendini övdü ve başarısını övdü. Bir iki cumhuriyetçi temsilci oylamaya katılmamayı tercih ettiler, hayır oyu vermek yerine. Bu süreci nasıl değerlendirmek lazım? Trump üzerindeki baskı aslında artıyor. Evet. Sıkıştırıyorlar birkaç yerden. Bu Ukrayna meselesi Rusya'nın işte seçimlere müdahalesi gibi değil. Evet. Yani daha somut ve en son birkaç gelişmeyi söyleyeyim bununla birlikte. En son Amerika'nın Avrupa Birliği temsilcisi diyelim hani oradaki büyükelçisi bu Ukrayna meselesinin içindeydi. Bu isterseniz çok kısa da değineyim. Hani evet. Ukrayna sorunu nedir? Hı-hı. Ukrayna bağlantısı. Evet, nereden gündeme geldi? Mesela şimdiye kadar Amerikan tarihinde 3 tane azil süreci var. Evet. Üçü de Amerikan iç siyasetine dair. Tabii. İlk defa daha ciddi olarak dış politika bağlantılı bir azil süreci işletiliyor. Bu da Trump'a nasip oldu diyelim. Şunu yapıyor Trump. İşte en büyük rakibi Joe Biden. Onun oğlunun Ukrayna'da işleri var. Hı hı. Diyor ki bu yeni seçilmiş biliyorsunuz. Zelenski. Zelenski komedyen. Yani deneyimsiz. Evet. Muhtemelen ekibi böyle bir şey düşündü. Hani bu daha deneyimli bir siyasetçi değil. Hani onun bu deneyimsizliğinden de faydalanırız. Ve bir konuşma yapıyor. O konuşmayı da şey yapmak zorunda kaldı. Hı hı. İlan açıklamak zorunda kaldılar. Ben okudum. Yani hakikaten çok iğrenç bir konuşma. Hani evet. Bundan bağımsız da hani çok rahatsız edici bir konuşma. Hatta diye düşünüyor insan. Bunlar aralarında böyle mi konuşuyorlar? Yani böyle çok hani al gülüm ver gülüm diğeri hani işte böyle onu dal kavukluk yapıyor falan. Diğeri kaba saba Trump vesaire. Hani o bildiğimiz hani üslubu sürdürüyor. Orada şunu söylüyor yani sen diyor bu Trump'ın oğlunun yolsuzluk yaptığını biraz bak. Pardon Biden'ın oğluna. Hani Hunter Biden. Evet işte biz de seni görelim. Hani buna da işte quid pro quo diyorlar. Hani al gülüm ver gülüm sen benim için onu yap ben de senin için bunu yapayım. Şimdi Amerikan medyasında falan en sık kullanılan kavram bu. Quid pro quo var mıydı falan. Hani ve yardımı. Yani bu ülke Ukrayna'ya yaptığı yardım 400 milyon dolarlık yardımı. Bu şarta bağlı. Tabii. Şimdi bu çok tartışılıyor. Ve işte Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisi daha önce bir şey vermişti. Temsilciler Meclisi'ne ifade vermişti. İşte soruşturmada hearing diyorlar gidiyor. Hani şey yapıyor soruşturmada. Değiştirdi. İfadesini değiştirdi. Bir de bütün bu sürecin içinde işte Rudy Giuliani var. Bunu da belki hatırlıyordur herkes. 11 Eylül saldırıları olduğunda belediye başkanı ve Trump'ın yakın danışmanı ve avukatı. Hı hı. Aynı zamanda özel avukatı. Onu çok bu işin içine soktu. Daha en formal kanalda. Giuliani'ye yakın iki Rus havaalanında gözaltına alındı. Ve Trump'la fotoğrafları da var. Hayda. Trump dedi, ben de bir sürü insan fotoğraf çektiriyor falan dedi. Olabilir, doğru ama işte bir Giuliani ile fotoğrafları var. Ve zaten hani baktığınızda da yani o, şimdi tabii ayıp bir şey belki ama hani biraz böyle hani mafyatik hani Amerikan Hollywood filmlerinde hani mafya rolünü oynayacak tipte iki kişiyi gözaltına alır. Amerikan sistemi birçok yerden Trump'ı böyle biraz köşeye doğru sıkıştırıyor. Azledilmese bile çok zayıf bir başkan haline getirecekler.
Evet, zaten şeyi hatırlıyoruz hocam. Siz de söylediniz yani bu Trump üçüncü isim azledilme sürecindeki. Daha önce Nixon döneminde özellikle Watergate skandalında keza Clinton'ınki hani çok ilerletilmemişti Monica Lewinsky ile ilgili olan. Yine onunkinde de mesela bu tarz şeye yakın isimler aslında alakasız gibi görünen hani orada da sözde binayı mı yapmaya gelmiş 5 adam gibi görünüyor. Sonra bunların Nixon'la fotoğrafları çıkıyor. Belki o krizden farklı olarak ben şeyi hatırlıyorum. 1974'te yani Nixon istifa etmeden önce bu ses kayıtlarını vermek zorunda kalmıştı ve montajlamışlardı. 18 dakikalık bir kısmı atmışlardı. Hani dinleme için verdiği emirler var aslında orada. Galiba CIA bu sefer bunun önünü kesti. Yani yapamasın diye. Çünkü bir CIA ihbarıyla başladı aslında bu. Tam kimliği bilinmiyor. Amerikan yasaları buna izin vermiyor. Koruyorlar. Ama sonra ikinci bir içeride bir whistleblower diyorlar falan. Hani içeriden düdük öttüren. Hı-hı. Hani öttürüyor ve şeyi bozuyor tabii. Bütün o başkanın havası aha gitti tabii ki. Yani çok aslında bakarsanız yani Clinton'la karşılaştırılmayacak kadar ağır bana sorarsanız. Hatta bu Watergate'ten bile çok daha ağır bir şey var. Evet. Yani işin içinde çok farklı ve çok katmanlı, çok ağır bir nasıl söyleyeyim suç demeyeyim. Hani ben buna karar verecek değiliz ama karşılaştırdığınızda azil kavramının içine girecek çok fazla şey var, öğe var. Dolayısıyla da buradan başını çok ağrıtacaklar. Dediğim evet gibi Amerikan sistemi azletmeyi istemiyor. Yani kendi halkın seçtiği bir başkanı hadi böyle meclis azletsin. Bunu çok tercih etmiyorlar, onu söyleyeyim. Çok sürpriz olur. Evet. Ama böyle hani şey topal başkan falan derler. Hani bu böyle hem topal hem şey. Bizde hani, vardı hocam topal ördek benzetmesi. Topal ördek diyorlar. Lame duck diyorlar. Bizde İstanbul Belediye Başkanı için söylenmişti. Tabii işte oradan geliyor aslında. Oradan alıntı. Ama böyle hem kolu kanadı kırık falan böyle aksayan bir başkan haline getirmeye çalışıyor. Öyle kontrol ediyorlar. Anladım. Öyle edecekler Trump'ı diyelim. Anlıyorum. Aynı dönemde hocam hani bu yasa çıktığı süreçte yine kongrede hareketli bir tasarı oylaması vardı. Bu sefer Türkiye'nin adının geçtiği bir tasarıydı. Kongre şöyle bir tasarıyı gündeme getirdi. 1915-1923 arasında Türkiye'de yaşanan olaylar ya da Osmanlı'da diyelim çünkü bunun bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'na uzanıyor. Soykırım olarak tanımlanır tasarısı. Bu sefer rekor bir oyla 405 evet oyuna karşılık 11 hayır oyuyla kabul edildi 30 Ekim'de ve biliyoruz ki 13 Kasım için Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'a davet etmişti. Erdoğan basına yaptığı açıklamalarda tasarı geçtikten sonra henüz kararını vermediğini söyledi. Bu nasıl bir vallahi durum doğrusunu sizce istersen o tasarıdan çok diğer tasarı daha önemli. Hangisi? İşte Erdoğan'ın mal varlığını. Aa, evet, evet. Şöyle yani 1983'ten beri Ermeni karar tasarıları var. Hı-hı. Ama ilk defa Amerikan tarihinde ve Türkiye tarihinde, Amerikan tarihinde benim, Türk-Amerikan ilişkilerinde ve Türkiye tarihinde bir cumhurbaşkanının mal varlığı soruşturma konusu oldu. Bu korkunç bir şey. Yani Ermeni karar tasarısı ile ilgili ayırt edici hususlar var. Nedir? Çok detaylı bu sefer. İkincisi çok yüksek oyla evet kabul edildi. Yani Erdoğan yönetiminin böyle hani durmak yok yola devam sloganı vardı ya. Hı hı. Böyle hakikaten durmuyor, rekordan rekora koşuyor. Yani tarihinde, yani Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde demokratlarla cumhuriyetçileri bu kadar aynı hizada toplayan bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olmadı. Erdoğan bunu başardı. Aynı şekilde mesela işte bu Suriye yaptığı harekatta da İsrail, Filistin ve İran aynı evet noktada. Hakikaten müthiş rekorlar. Yani keza Suudi Arabistan. Evet. Olmayacak şeyleri bir araya getirme başarısı. Yani evet. Hani bu coğrafyada hem de Amerika'da falan. En acı vereni bana sorarsan bu şeyle yani Cumhurbaşkanı'nın mal varlığı, işte ailesi, yakınları filan. Yani Türkiye aslına bakarsan bir lig düştü. Evet. Kime düştü? Yani bu doğrudan 3. Dünya diktatörlerine yapılan muameleydi. Tabii Putin'e bunu yapamaz örneğin. Yani.
çok, yani şöyle, Erdoğan üzerinden bir aşağılanma yaşıyoruz biz. Evet, mektup ve bir buna, tabii ki mektup oldu. Ya mektup ben bildim bileli var. Yani bu Ermeni karar tasarıları ben bildim bileli var. Mektup, ha diyelim ki Trump'ın, o Trump'a hani mal edildi. Evet. Ya bu Trump işte bir tuhaf bir adam falan, hani kendi özgü bir, yani işte iniş çıkış falan, hani kendi işte medyasıyla da kavgalı, orayla da burayla da çok şey bir dil kullanıyor, cinsiyetçi vesaire. Hani Trump'ın deliliğine bağladık. Kongre, şey, Temsilciler Meclisi, hepsi mi Trump bunların? Bir kısmı Trump'ı azletmek isteyenler bunlar. Evet. Dolayısıyla da burada hani hem Erdoğan Trump bir şeyi çıktı, hani bağlantısı, hem de dediğim gibi ilk defa hani şey, yani Türkiye'yi neredeyse böyle bir parya muamelesi yapılmaya başlandı. Bütün bu şey, yani eğer diplomasi bunu engellemek ise buralarda çöktü. Yani. Hocam şöyle de bir şey var. Ben özellikle ABD medyasına baktığımda, çünkü çok sert yazılar çıktı Türkiye ile ilgili son dönemde. Bu Suriye harekatı süresi boyunca sert ifadelerle durumu ele aldılar. Ve Erdoğan'ın politikalarından, eleştirdikleri politikalarından da Trump'ın izin vermesiyle beraber, yani Trump'ı suçluyorlar zaten, müttefiklerimizin satılmasına neden oldun, Kürtleri savunmasız bıraktın Türkiye'ye karşı, oysa onlar bizimle savaşmışlardı diyorlar. Ve Erdoğan'ın eleştirdikleri bütün politikaları şu anda sanıyorum şey gibi de oldu. Trump'ı kamuoyu önündeki o aldığı olumlu oyları, imajı da etkileyecek şeye döndü. Yani bakın, ama Erdoğan gibi bir lideri bu alanları bu adam tanıdı. Ya maalesef, yani böyle şey, geçenlerde de galiba bir yazdı köşe yazarı, hani Türkiye'ye karşılar, hem tüm dünya Türkiye Yahudilerin hani rolünü, evet, ya ilgisi yok. Dünyada Türkiye karşıtlığı yok. Dünyada Erdoğan karşıtlığı var. Evet, bir Türkiye, yani herkesin yatıp kalkıp konuştuğu bir ülke de değil yani. Yani her her kesimden şeyin, yani yazarın, hem entelektüel şey düzeyde, popüler düzeyde, hem akademik düzeyde, Türkiye'de şu an bizim yaşadığımız dönem bir siyasal sistem olarak dünyadaki otoriter gidişin örneklerinden biri. Tabii. Türkiye. Yani yoksa hani Türklerle özel bir, Amerikalı'nın Türklerle bir sorunu yok yani. Amerika için Türkiye çok uzak bir yer zaten. Ne bileyim, İngiltere'de Türkler negatif bir şeye sahip değil. Bu aynı zamanda çok yanlış. Yani Türkiye'yi Erdoğan'a eşitleyen bir hani bakış açısı olur ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani biz zaten buna itiraz ediyoruz. Erdoğan Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir. Öncesinde de vardı Erdoğan, öncesinde de AKP, öncesinde de Türkiye vardı. Sonrasında da olur. Yani hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek. Evet. O yüzden de buna dikkat edelim. Ama şunu da başardığını, hani Amerika'da hem liberal hem muhafazakar kesimlerde bir karşıtlık yaratıldı. Ya bunda otursun hani kendisi düşünsün nasıl toparlayacağını. Bütün yatırımı Trump'a yaptı Erdoğan. Hani diğer bütün ara mekanizmaların hepsini dışladı. Sonuçta al elinde. Yani Trump, zayıflamış bir Trump ve müthiş Erdoğan yönetimi karşıtı bir Amerikan sistemi var. Şey, çıksın işin içinden şimdi. Değil mi hocam? Örneğin hani bu Trump'la yine ilişkili, yani Türkiye'nin yürüttüğü politikayla ilgili ki siz 4 Kasım'da çıkan yazınızda da şeyden bahsediyorsunuz zaten, bu durumdan. Yani hem Türkiye ile Erdoğan arasındaki ilişkiden bahsediyorsunuz. Yani bunun, bu ilişkinin kendisinin nasıl yorumlanması gerektiğini, yumurtaları tek sepete koymak diyorsunuz. Şimdi Erdoğan Eylül ayında New York'a gittiğinde BM zirvesine, genel kuruluna katılmak için, burada önemli bir cumhuriyetçi senatörle görüştü. Hatta aynı zamanda Fazıl Say konserine de daha önce davet etmişti, bir yıl kadar önce. Lindsey Graham. Şimdi Graham hem Türkiye'de çok sıcak karşılanıyordu. İşte Erdoğan şimdi New York'a gittiğinde eğer bir senatörle görüşmüyorsa özel bir yerinin olması gerekiyor. Her senatörle görüşmüyor. Son döneme baktığımızda mesela Graham en fazla sert eleştirileri getiren isimlerden biri. Hatta bu süreçteki bu Suriye müdahalesiyle beraber gelen tasarıların bir kısmında da öncü rol üstlendi. Bu yine nasıl yorumlamak lazım? Yani bir cumhuriyetçi, doğru. Niye böyle oldu? Şeyi istemiyorlardı, yani Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istemiyorlardı. Çok açık bir şey. Erdoğan şey üzerinden bunu halletmeye Trump çalıştı. Üzerinden. Trump üzerinden halletmeye. Bütün şeyi bozdu. Fark ettiyseniz
Biz bunu hep yaşıyoruz. Yani Trump çekileceğim diyor. Hakikaten de Amerikan sistemi hani yok biz çekilmiyoruz diyemez. Evet çekiliyor. Sonra geliyor. Yani evet. Böyle bir çekiliyor, bir geliyor. Yani bu iş böyle. Bırakmayacak. Yani biz hatta... Tabii bugün petrol şey üstünden. Yani petrol olacak, başka bir şey olacak. Yani Suriye'den tamamen Suriye'yi bırakamaz dedim ve en büyük yatırım oraya. Yani orayı bir şey yaparsa bütün Orta Doğu hani şeyi, siyaseti çöker. Çünkü şu an çok fazla, çok kritik değil ama varsa orada orayı tutmaya çalışıyor. Bu gerektiğinde Trump'a karşı yapılacak. Anladım hocam. Teşekkür ederim hocam. Yine çok güzel bir toparlama oldu. Katkılarınız çok kıymetliydi. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte ABD Kongresi'nde yaşanan hareketli tasarıları, bu tasarıların hem ABD iç siyasetine etkisini hem de ABD gibi bir aktör olduğu için küresel siyasete etkisini Erdoğan'ın ABD gezisi çerçevesindeki soru işaretlerini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.